Efendilik playofflarında 6. hafta geride bıraktık. Ee, bol çekişmenin, bol mücadelenin olduğu bu haftada 6 maçta 5 tanesi beraberle sonuçlandı. Bir tanesinde bir galip çıktı sadece. Ee, A grubunda ilk, 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 ilk gün oynanan A grup, özür B grubunda sıralamalar belli oldu diyebiliriz. Çünkü orada hafta sona erdi. Ee, B, A, B grubunda, özür A grubunda 7 tane, 7 tane takım olduğu için bir hafta daha oynayacağız orada ama B grubundaki mücadele tamamlamış olduk. Ve ilk gün oynanan karşılaşmalarla bu grup sona erdi. Kısaca bahsetmek gerekirse haftanın ilk maçında e, ee, ve son baskı 0-0'lık berabere kaldılar. İkinci maçta Büyük avlu ve Goodfellas 2-2'lik gene berabere kaldılar. Günün son maçı da gene berabere bitti. Nevizade ve Vol sağdan 1-1'lik bir sonuçla ayrıldılar. Böylece bu grupta ee, Büyük avlu birinci, Goodfellas ikinci, üçüncü sırada Nevizade ve dördüncü sırada da ee, Bordeaux yer aldı diyebiliriz. Yarımda da Samet var. Biraz geç tanıştırdım onu sizinle tekrardan. <laughs> <oldum ben de. gülüyor> Samet istersen e, bugün oynanan A grubunda senden alalım. E, bugün oynanan A grubu maçlarında yine e, maçların çoğu beraberlikle sonuçlandı. Bugün çok gollü bir gündü gerçekten. Hani benim efendilik tarihinde tanık olduğum en gollü günlerden birisiydi. İlk maç mükemmel çekişmeli bir maç izledik. Sparta kaçtı, futbol biraz kovaladı ve maç sonu 4-4'lük eşitlikle tamamlandı. Çok güzel bir maçtı. Zorlu hava şartlarında diyebiliriz gerçekten çünkü bugün e, bir kuş günü yaşıyor gibiydik. İlk maçta da yoğun bir yağmur suyu konusuydu. E, 4-4'lük eşitlikle tamamladık ilk maçı. İkinci maçta yeni bir beraberlik gelir mi diye beklerken e, son dakika Hibrit'in golüyle e, Hibrit Akut'u 4-3'lük Skoll'a yendi. E, yine son maç beraber bitti. <laughs> Fire Drive ve kalipson'un e, Calyp e, karşılaştığı mücadelede yine takımda sağdan bir birlik eşitlikle e, ayrıldı. E, Sen de bahsettiğin gibi A grubu maçları daha bitmedi. Ilk, e, takımlı bir grup olduğu için haftaya e, tekrar e, iki maç oynanacak. E, sıralamadan, sıralamadan istersen. Sıralamadan bahsedelim. Spartak e, maçlarını tamamladı ve e, haftaya bay geçecek takım oldu. E, bugün oynanan maçlarla Spartak ve Football Brothers e, gruptan çıkmaya garantilen iki takım oldu. E, ve yine bugünkü aldığı mağlubiyetle beraber Akut'ta e, Playoff'ta veda etmiş oldu diyebiliriz. Gruptan çıkamayacağı kesinleşti. Ee, diğer çıkacak iki takım ve e, grup birinciliği için haftaya alacak mücadeleleri bekleyeceğiz. Teşekkür ederim bu arada. Hemen güzel özetledin gayet. Ee, i̇stersen yavaş yavaş hemen değerlendirmemize geçelim. saatte geç oldu. Ee, haftanın takımıyla giriş yapalım böyle bir haftaya. Haftanın takımı e, gerçekten bugünün ilk maçında Spartak ve Football Bizlere muhteşem bir futbol arasını sundular. E, i̇ki takımı da biz bu hafta haftanın takım olarak seçmek istedik. Çünkü gerçekten ikisi de hak etti. 4-4'lük e, eşitlikle ayrıldılar sağdan. E, haftanın takım olarak e, bu hafta hem Spartak ve futbol bradası seçmiş olmaktayız. Gerçekten iki takım da bize çok güzel mücadele izlettiler. İkisini de buradan kutluyoruz. E, haftanın golü. Haftanın golü. E, biz aslında bu sene e, sezon başından beri haftanın golü seçerken çok zorlandık. Her hafta çok güzel goller oldu. Bu hafta yine öyleydi ilk günden e, Gutfelas Erdinç'in bir golü vardı. büyük Avlu kalecisi Türkiye'yi önde görmüştü. Çok uzak bir mesafeden çok şık bir gol atmıştı. E, niyetimiz onu seçmekten yanaydı ama e, bugün oynanan Spartak futbol barışı maçında Tahla gerçekten mükemmel bir gol attı. E, sağ çarpmazda aldı topu soluna çekip uzak köşeye mükemmel vurdu ve gerçekten e, örümcek ağalarını temizledi diyebiliriz. Top direğe çarparak çok güzel kavisli aldığı yolda e, Allah'la buluştu. Biz e, bu haftanın ee, gol olarak Talha'nın attığı golü seçiyoruz. Yine Erdinç'e de hakkını verelim. Güzel goldü ama e, bizim e, kanatımız Talha'dan yana. Hala yine her zamanki klasik gollerinden bir tanesini attı. Kutluyoruz onu da buradan. E, haftanın oyuncusu diyelim. Haftanın oyuncusu yine bugün oynanan ilk maçtan Spartak Futbol Bölgesi maçından e, Futbol Bölgesi'nin fu forveti Sercan. 3 gol bir asistimsi diyebileceğimiz. E, şunda top Kayaçan'ın olmuştu. Kayaçan'ın topu Göksel tamamladı. 4 golle payı verdi. 3 gol bir asistimsi diyebileceğimiz bir katkıyla oynadı. Haftanın oyuncusu olarak da buradan e, kendisini seçiyoruz. Belki Giray'dan da ikinci bir alternatif yani. bahsedebiliriz bugün. O da iki asist ve e, gene bir son gollere gene katkı yaparak haftanın tek galibiyet takımına hibritin olmasına katkı sağladı. Hafta oyuncu seçilen buradan Sercan'la kutluyoruz. E, haftanın kurtarışı diyelim. Haftanın kurtarışı aslında bu hafta estetik kurtarış açısından biraz kısa bir hafta diyebiliriz. E, biz de biraz öne malzeden bir kurtarış seçmeyi düşündük. Son baskı Bodrum maçında maç 0-0 eşitlikle bitti. Ee, Volkan'ın karşı karşıya pozisyonda e, bir şutunu Bodrum kalitesi Adem çok iyi çıkardı. E, golün estetikliğinden ziyade önemi çok e, bizi bu golü, bu golü seçmeye yönlen, bu kurtarışı seçmeye yönlendirdi. E, haftanın kurtarışında buradan e, kalecisi Adem'in Volkan'ın şutunu çıkarması diyebiliriz. Altını. Adem Bordure'yi biraz da turnuvada tuttu diyebiliriz o kurtarışta. Belki bugün kaleci olmasa da Ender'de bir parantez açmak evet. gerekir herhalde. Bugün 3 tane topu çizgiden çıkartarak evet. bir defans oyuncusu olarak skor dört dörtlü tuttu. Ee, Ender de buradan kaleci olmadığı halde yaptığı defanstan yaptı kurtarışlarla analım, onu da es geçmeyelim. Ee, uzun zaman sonra herhalde haftanın centilmenimiz var ilk defa bu evet. başlıkta. Evet. Ondan da istersen gene bahsedelim. E, skor 4 üçgen bugün oynanan Spartak futbol maçında, Brothers maçında skor 4-3'ken e, ha hakemimiz Halil Bey hoca bir korner gösterdi. Eee takımda arasında işte senden çıktı benden çıktı karesi dönerken Futbol e, Football Brothers kaptanı Bülent e, topun kendisinden çıktığını, korner değil out olduğunu söyledi. Eee 4-3'lük bir skor. Maçın sonlarına doğru yaklaşıyoruz artık. Her top çok değerli. E, buradan bu yaptığı e, hareketten ötürü de Bülent tabii tebrik de kutlarız. Böyle dertlenmekleri daha çok görmek dileğiyle. Biz de... Bülent abiye tekrardan buradan teşekkür edelim. Kutlayalım kendisini. Aynı şekilde bu arada bu e, haftada da playoff'ta bir üst tur adını, adını yazan takımları da tebrik edelim tekrardan. E, önümüzdeki hafta gene ee, çıkacak olan takımlar belli olacak. Heyecanla bekliyoruz diyelim onları. Samet sana teşekkürler ee, değerlendirmede katkıların için. Çok Kamera arkasında Ahmet abimiz var gene bu hafta yine iki günde bizlerle olduğuna teşekkür edelim. Sağlık ekibimize gene yardımcı hakemlerimize ve hakemimize de buradan teşekkür edelim. Ee, son olarak programı da değerlendirmeyi de 19 Mayıs Atatürk'ü alma ve Gençlik Spor Barı'nı kutlayarak kapatalım ee, diyelim. Sonraki haftada görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.